Şimdiye kadar Çinliler tarafından uygulanmış tüyler ürperten işkence yöntemleri. Günümüzde insanlık suçu olarak tanımlanabilecek yüzyıllar öncesi mahkumların üzerinde uygulanan Çin işkenceleri. Şimdilerde kan donduran bu işkence yöntemleri genellikle mahkumları sorgulamak için kullanılıyordu. 1. Yavaş dilimleme kesik cezası. Yavaş dilimleme olarak bilinen linki işkence yöntemi 1905 yılına kadar uygulanmış ve bu yıldan itibaren yasaklanmıştır. Bu işkencenin süresi bir günden birkaç güne kadar sürebilmekle birlikte oldukça acı verici işkenceler arasında yer almaktadır. Vücudun belirli bölgelerine atılan 1 santimlik kesiklerle yapılan bu işkence kalbe hançer saplaması ve mahkumun kafasının kesilmesiyle son bulmaktaydı. 2. Su damlatma. Çin işkenceleri arasında en bilinen su damlatma fiziksel bir işkencenin yanı sıra psikolojik bir işkence olarak da yer almaktadır. Sıkıca bağlanan mahkumun alnına belirli aralıklarla su ve asit damlatılarak gerçekleştirilen bu işkence yöntemi oldukça tedirgin ediciydi. Damlatılan su ve asidin sırası belli olmadığı için mahkum tedirginlik duyuyordu. Psikolojik yanıyla oldukça rahatsız edici olan bu işkence aynı zamanda aynı noktaya damlatılan asit ve suyla bölgeyi aşındırıyordu. 3. Kafa kesme. Neredeyse en bilinen idam türlerinden biri olan kafa kesme, Çin'de mahkumlara sıklıkla uygulanan bir cezaydı. Halkın önünde ve kalabalık meydanlarda uygulanan bu ceza ile halkın gözü korkutulurdu. Bu idam şekli mahkumun bir dut ağacına bağlanmasıyla başlanır ve daha sonra cellat tarafından kafası kesilerek sonlandırılırdı. 4. Ayak kesme. Çin işkenceleri genellikle mahkumları sorguya çektirmek için kullanılırdı. Antik Çin döneminde uygulanan bir başka işkence yöntemi ise mahkumların ayakları kesilmekteydi. 5. Parçalara ayırma. Parçalara ayırma yöntemi Çin'de sıklıkla uygulanan işkence yöntemlerinden biriydi. Mahkumun bedenini parçalara ayırarak uygulanan bu işkence yöntemi genellikle bedeni 8 parçaya ayırarak son bulurdu. 6. Hadım etme. İlk örnekleri Sümerlere kadar dayanan hadım etme, Çin'de de sıklıkla uygulanan bir işkence biçimiydi. Erkeklerin cinsel organını keserek uygulanırken kadınların cinsel organı dikiliyordu. 7. Tırnak sökme. Tırnak sökme işkencesi bu da Çin'de sıklıkla uygulanan bir işkence yöntemiydi. Bu işkence tırnaklarımızın kaldırılmasının ardından sökülmesiyle son buluyordu. 8. Damgalamak. Damgalamak akıl almaz işkence yöntemlerinden biriydi. Bu işkence kızgın demirlerin mahkumun vücutlarına sert bir şekilde bastırmayla uygulanıyordu ve mahkum da feryatlar içinde acı çekiyordu. 9. Beden kesmek. Beden kesme cezası kafa kesme kadar yaygın olarak kullanılan bir yöntemdi. Genellikle bir dut ağacından yararlanılan bu işkence yöntemlerinde mahkum bir yere yatırılıyordu ve ardından cellat tarafından bedeni ikiye bölünüyordu. 10. Zehirlemek. Tüm işkence yöntemlerinin yanında zehirleme oldukça rahat bir ölüm şekli olarak gözükmekteydi. Bu işkenceyle mahkum zehirlenir ve ölüme terk edilirdi. 11. Deri yüzme. Bıçak yardımıyla mahkumun derisini yüzerek yaşatılan bu işkence özellikle kilolu insanlarda uygulanıyordu. Kökeni Çin'e dayanmasa da Çin'de sıklıkla uygulanan bu işkence yöntemiydi. Mahkumun tüm derisi soyuluyor ve bir yere atılıyordu. 12. Anüse sopa sokmak. Akıl almaz bir başka işkence yöntemi de mahkumların anüsüne sopa sokularak uygulanan bu cezadır. Anüse sopa sokularak tüm iç organlara zarar verir ve mahkumu ölüme terk ederlerdi. 13. Atlarla parçalatma. Bu işkenceyle mahkumun bedeninin her bölgesi farklı bir ata bağlanıyor ve atlar aynı anda hareket ettiriliyordu. Bu işkence mahkumun vücudunun parçalara ayrılmasıyla son buluyordu. 14. Diri diri gömmek. Tarihin tozlu raflarında birçok bölgede kullanılan bu işkence mahkumlar için yavaş bir ölüm şeklidir. Diri diri gömülecek mahkumlar kendi mezarlarını kendileri kazıyordu. 15. Kızgın demirde yürütme. Bu işkence modeliyle amaçlanan kızgın demirde yürümeyen mahkumların düşmesi ve ardından yanarak can vermesiydi.